Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size burun estetiğimle ilgili yaptığım değerlendirmeyi paylaşacağım. Estetik fiyatları ne durumda? Zorlukları, süreçleri ve acıları, sancıları ne kadar sürüyor arkadaşlar? Bununla ilgili kısa bir açıklama yapacağım. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Birincisi arkadaşlar, ne zaman burun ameliyatı oldu? Dedi ki hem ameliyat hem estetik şeklinde ikisi beraber oldu. Bugün bandajımı çıkaracağız doktorumla beraber. Yani bu videoyu çektikten 1-2 saat sonra gidip bandajı çıkaracağım. Açıkçası çok heyecanlıyım. Nasıl geçeceğini bilmiyorum. Yani nasıl göründüğünü bilmiyorum. Son bandajı çıkardıktan sonra arkadaşlar, belki bir ay sonra, muhtemelen burun tam oturması lazım. Bir ay sonra son durumla ilgili bir video daha çekebilirim. Geçen hafta bugün, yani pazartesi günü, 7 Eylül pazartesi günü ben burun ameliyatı oldum. Saat 11 civarı gibiydi, sabah 11'deydi, evet. Yaklaşık olarak 4 saat, 3-4 saat sürüyor arkadaşlar. Benim ameliyatım biraz daha zordu çünkü benim eski burnumu görenler, yani ya da videoda daha önce gördüyseniz, hem yamuk hem kemerliydi. Yani biraz sancılı bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Burun ameliyatları 3 saat, 3,5 saat, 4 saat. Doktora göre değişebiliyor. Şimdi doktor seçimini nasıl yaptım ve fiyat nedir arkadaşlar? Bunu paylaşacağım sizinle. Açıkçası ben yani tanıdığım herhangi bir doktor yoktu. Yani bildiğim bir doktor yoktu. Evet, piyasada bakıyorsunuz, Instagram'da bir sürü var, sağda solda çok var. Gerçekten güvenmek çok zor. Bu tür şeylerde. Çünkü ne olacağını bilmiyorsunuz. Yüzünüzün en önemli kısımlarından bir tanesi ve bunun parasını veriyorsunuz. Daha güzel bir şey olsun istiyorsunuz. Daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu bilmiyorum. Yani bunu açtıktan sonra ancak yorumlayabilirim ama şu anki görüntü güzel. Tabii doktorum bana zaten sonraki resmi gönderdi. Ama yani oturması bir ay sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla doktor seçimi burada önemli. Eğer burnunuzda yamukluk ya da kemer veya nefes almada sıkıntınız varsa mutlaka kulak burun boğazcı olmasını tavsiye ederim ben size. Doktorunuzun yani estetikten ziyade kulak burun boğaz alanı olsun, aynı zamanda estetikçi olsun. Yani ikisi beraber olsun. Kulak burun boğazı bilmediği zaman estetikte evet estetik kısmı güzel olabilir ama burun yapısında çok sıkıntı olabiliyor diye yorumlar okudum. Yani ben araştırırken çok fazla ve böyle çok fazla detaylı araştırmadım. Ama araştırmanızı tavsiye ederim. Çok fazla araştırdığınızda çok fazla kafa karışıklığınız olacaktır. Yani bu anlatılanların bir kısmı yalan, bir kısmı sallama, bir kısmı gerçek arkadaşlar. Yani mesela işte banda şey çıkarılırken, tampon çıkarılırken çok fazla ağrıdığı ile ilgili yorumlar okumuştum. Tamponu çıkardığımızda hiçbir acı yoktu. Yani böyle her yoruma da inanmamak lazım. Doktorla ilgili de her yoruma inanmamak lazım. Her iyi yoruma ya da her kötü yoruma da inanmamak lazım arkadaşlar. Doktor seçimi ben memnun kalırsam bir sonraki videoda doktorumu anlatacağım ben size. Yani şu an memnuniyetimle ilgili herhangi bir fikrim olmadığı için bunu çok söylemem çok da uygun değil arkadaşlar. Fiyatı söyleyeyim ben size. Ben birkaç hastanede fiyat sordum. Bir kısmına WhatsApp'tan resim gönderdim, fiyat aldım. 9.500 veren bir 9.500 civarı bir fiyat veren biri oldu. 18.000 fiyat veren biri oldu. İstanbul için konuşuyorum. Mesela acı badem için bir fiyat sordum. Acı badem bana 16 ile 20.000 arası fiyat verdi. Yani en düşük 16 olur dedi. En yüksek 20 binlerde falan olur dedi. Tabii 16, 20. 20'den aşağı olmaz gibi geliyor acı bademde. Benim kendi hastanem arkadaşlar. Abisenin Hastanesi. Esenler'de Abisenin Hastanesi. Ben kendim 7.500 oldum. Normal 9.000 liraydı. Doktor tanıdıktı. Yani bir tanıdık indirimiyle falan gittik. 7.500 de yaptım ama 9.000 lira civarında bir fiyat çekiyorlar. Biraz zorlarsanız 8.000'e falan iniyorlardır muhtemelen. Belki 500 işte 1.000 neyse inebilirler. Yani ortalama fiyat arkadaşlar. Estetik operasyonlarının burun ameliyatı benim dediğim gibi hem yamuktu hem estetik hem kemerli. Biraz sancılı bir ameliyattı. Genel fiyat İstanbul için 8-10 bin arası. 8'den başlıyor 20 bine kadar çıkıyor arkadaşlar. Fiyatımız da bu şekilde. Heyecan var mıydı? Önce onu söyleyeyim.
Yani yalan söylemeyeyim. Son güne kadar, son gün akşamına kadar, yani son günün akşamı hariç heyecanım pek yoktu. Böyle ameliyat olacağıma inanmıyordum açıkçası. Son gün akşamı bir kara kara düşünmeye başladım. Ya kötü olursa, ya istediğim gibi olmazsa, ya ne bileyim ya doktor içinde bir şey unutursa, ya burnumu fazladan keserse gibi böyle. İnsan aklında bir türlü böyle şeyler dolaşıyor. Çok fazla heyecanım yoktu ama son gün giderken sabah 9'da hastanede olmam gerekiyor. Son gün zaten 12'den sonra hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Sabah giderken de aç karnına gidiyorsunuz. Hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Yani bu sizin sağlığınız açısından da önemli. Yani giderken böyle bir acaba vazgeçsem mi filan, daha araştırsam mı filan, böyle başka doktorlara baksam mı filan, böyle kafanızda bir türlü şey dolaşıyor arkadaşlar. Yani bu çünkü sıkıntılı bir süreç. Yani özellikle burnun yani yüzde olmasından dolayı görüntü, zaten istediğiniz şey görüntü, yani bunu yapmamızdaki amacımız bu. Yani dolayısıyla gittik, ameliyatımızı olduk arkadaşlar. 9'da gittik işte, uyuttular, bayılttılar, neyse narkoz verdiler. 11'de ameliyat oldum, 2 gibi çıktım. Tabii narkozun etkisindeyim, ne olup bittiğini çok fazla hissedemiyorsunuz. Tamam, evet ameliyat olmuşsunuz, işte yüzünüze bunları koymuşlar filan. Çok fazla acı yok. Yani ilk gün neredeyse hiç acı yok. Çünkü narkoz var zaten. Özellikle bu buz koyuyorlar şuraya. Yani ameliyattan çıktıktan sonra yanınızda mutlaka birinin olmasını tavsiye ederim. Yani tek başınıza ameliyata gitmeyin. Burun ameliyatlarına mutlaka yanınızda biri olsun, size yardım etsin. İşte getir götürünüzü yapabilir, buz koyabilir. Sizin bir ihtiyacınız olabilir, bir şey isteyebilirsiniz. Mutlaka yanınızda bir tanıdığınız olsun. Benim yeğenim vardı, 16-17 yaşında bir delikanlı, getiriyordu bana. Buz koyuyorsunuz arkadaşlar, böyle 2-3 saat. Narkozun etkisindeyim ama buz ağrıtıyor yani. Ameliyatın da acısı var. Çok fazla acı yok ama biraz ağrıyor. Buz da koyuyorsunuz. Haliyle baskı yapıyor burnu ve ağrıyor yani. Narkozlu haldeyken DGS sonuçlarının açıklandığını filan işte haber izliyoruz. Haberlerde böyle hayal meyal hatırlıyorum filan. Çok böyle değişik bir durumdu. Yani işte bu ne zamana kadar sürdü? Akşam 6-7'ye kadar bu şekilde devam ediyor. Böyle çok fazla ağrı yok, sancı yok. Ama kalkabildim ben. Kalkabiliyordum yani 6 gibi. Kalkıp dolaştığımı hatırlıyorum. Kalkabiliyorsunuz, bir sıkıntı yok. 6 saatte bir geliyorlar, zaten ağrı kesici veriyorlar size. İlk günün gecesi çok sancılı. Yani bunu yalan söylemeye gerek yok. Evet, narkozun etkisi yavaş yavaş bitiyor. Ama ilk gün çok sıkıntılı. Çünkü uyumuyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Dik oturmanız gerekiyor. Ya bir de ameliyat olmuşsunuz, bunun da etkisi var. İlk gün çok sıkıntılı arkadaşlar. Yüzünüzde şu göz altında benim böyle ağrılar vardı, morluk yoktu. İlk gün morluk yoktu ama ikinci gün sabahında çok aşırı morluklarım vardı. Ben fazla buz koymadım. Çok fazla buz koyarsanız morluklarınız geçer falan diye böyle bir yorumlar var ama ben artık oluruna bıraktım. Kendi kendine insin, kendi kendine geçsin diye. Görüyorsunuz bir hafta oldu. Herhangi bir morluk kalmadı. Yani zaten 2-3 gün sonra morluklar kendiliğinden bitiyor. Ona çok takılmayın. Zaten siz bir hafta böyle olmak zorundasınız. Bir hafta sonra zaten bitiyor morluklarınız. İlk doktorum bana söyledi, ilk 2-3 saat çok önemli buz koymanızla alakalı. Ondan sonra buz koysan da bir şey fark etmez dedi. Yani ilk 2-3 saat buz koyarsan dedi, morlukların azalır dedi tarzında bir şey söyledi. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama doktor öyle dedi. Ben dediğim gibi yani morluklarım 2-3 gün sonra bitti. İlk günü sabaha kadar uyudum biraz. Biraz uyudum, biraz uyanıktım. Ne olduğunu tam bilemiyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. İlk gün akşamında mesela kebap siparişi verdik. Yani bunu söylemeyelim. Yani sıkıntı yok arkadaşlar. Yemek yiyebiliyorsunuz. Kanamam var mıydı? Benim kanamam pek yoktu arkadaşlar. Yani ameliyattan çıktıktan sonra böyle hafif hafif pembemsi diyebileceğim sıvı kan karışımı böyle hafif geliyordu. O kadar. Başka bir şey yoktu bende. Böyle bir damla şeklinde bir kanın geldiğini hatırlamıyorum. Ama bazılarında kanama olabiliyormuş. Burnunuzu fazla zorlamayın. Mimiklerinizle özellikle. Çok fazla işte gülmek ya da kahkaha atmak, böyle çok fazla tepki verdiğinizde, tabii dikişler olduğu için görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan sanıyorum. Zaten burnun şuradan dikişlerden kesiyorlar. Yukarı kaldırıyorlar. Ben öyle biliyorum. Dikişlerden şuradan kesiyorlar, yukarı kaldırıyorlar. Yukarıda yapıyorlar işlemleri.
tekrar aynı deriyi üzerine geçiriyorlar. Yani derinizde herhangi bir kaybolma olmuyor. Bunu çıkardıktan sonra derin yine olduğu gibi kalacak yani. Öyle düşünün. İstediğiniz gibi olursa arkadaşlar burun ameliyatı 2-3 gün sancısı var. Yani birinci gün çok ağrıdı. İkinci gün gerçekten ağrıdı. Üçüncü gün yani azalmadı ağrısı. Üçüncü günde böyle bir felaket bir ağrı var. Ağrı kesici içmezseniz zaten dayanılacak gibi değil. Özellikle burnunuzda tampon var. İlk 3 gün boyunca böyle plastik bir tampon koyuyorlar burnunuz iki deliğinize de. O böyle sizi rahatsız ediyor. Ağrı vermiyor ama tampon sanıyorum biraz da burun böyle genişlemesini sağladığı için burnun şu kemik kısmında baskı yapıyor diye düşünüyorum. Tamponu çıkardıktan sonra biz 3. gün tamponu çıkardık. Yani nasıl ben pazartesi ameliyat oldum. Perşembe günü tamponu çıkardık arkadaşlar. Tamponu çıkardıktan sonra burnunuz çok rahatlıyor. Yani perşembeden sonra açıkçası aşırı rahatım. İlk 4 gün yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe de dahil tamponu çıkarana kadar evet sancılı bir süreç, neden oldum diye bazen pişmanlık duyabiliyorsunuz. Keşke olmasaydı falan diyebiliyorsunuz. Ama şu an 7. gün hatta 8. gün görüyorsunuz iyi ki olmuşum diyorsunuz. Herhangi bir ağrım yok, herhangi bir sancım yok. Her şey oldu bitti. Şu an tam bunu da çıkarıp artık son duruma bakacağım arkadaşlar. Morluklarınız da 2-3 gün sürüyor. Onu da söyledim. Ağrılarınız 3-4 gün sürüyor. Yani çok fazla bir ağrınız yok. Burnu artık kırmıyorlarmış. Benim doktorum öyle dedi. Eskiden kırıyorduk dedi kemikleri dedi. Şimdi artık kırmıyoruz dedi. Kesiyoruz dedi. Tarzı bir şey söyledi. Yani eğer sonu güzel olursa burun ameliyatları 4 gün ağrıdan sonra sıkıntısı yok arkadaşlar. Herhangi bir kusmam olmadı, ne bileyim herhangi bir baş dönmem pek fazla olmadı. Ben yani rahat atlattığımı düşünüyorum bu süreci. Böyle korkan arkadaşlar olursa da çok fazla benim hayal ettiğim kadar çok ağrı olmadı. Yani sizin hayal ettiğiniz kadar da çok fazla ağrınız olmayacaktır arkadaşlar. Tamponu çıkarırken ağrır diyorlar, tamponu çıkarırken falan ağrımıyor. Yani hiç böyle bir şey yok. Çok basit bir şekilde doktor tamponu çıkarıyor zaten. Plastik bir tampon. Yani eskiden bez tamponlar varmış böyle şuraya kadar falan sokuyorlarmış yani bilmem ne. Onları çıkarınca ağrıyormuş. Yani hiçbir ağrı yok. Öyle söyleyeyim. Yorumlarda eğer sorusu merak ettiğiniz şeyler varsa yorumları açık bırakacağım. Yorumlarınızı sorun. Yani bunu güzellik için yapan var. Ben yamukluğum vardı. İşte kemerim vardı. Açıkçası bu benim nefes alıp vermemi de rahatsız ediyordu. Yapmışken artık tam olsun diye yaptığım bir şey. Herkesin bakışı kendine. Güzellik için de yapan olur, ağrısı için de yapan olur. Kişiyi mutlu ediyorsa, sizi mutlu ediyorsa, yani olduğunuz bir ameliyat sizi mutlu ediyorsa başkasını ilgilendirmez. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir ay sonra yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.